Herkese merhabalar. Sevgili izleyenler, yanımızda çok değerli bir konuk var. Gençler Birliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'la birlikteyiz. Hocam teşekkürler. Kamp arasında bizi kırmadınız. Siz de yeni bir sayfa açtınız kendinize Ankara Gücü'nden sonra. Tekrar Gençler Birliği'ne geldiniz diyelim. Takımdaki son durum nasıl? Hazırlık maçları da oynadınız. Kamp da devam ediyor. Bilgi alabilir miyiz sizden? Ya ben de size teşekkür ederim buraya geldiğiniz için, bize zaman ayırdığınız için. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, bildiğim bir camia, daha önce uzun yıllar çalıştığım bir camia, mekanı cennet olsun Sayın Başkanımız İlhan Cavcan'la yaklaşık 10 yıl çalıştım. Yani zorluk çekmeyeceğim bir camia, çok çabuk adapte olduğum bir ortam, altyapısından üst yapısına bildiğim bir ortam olduğu için her şey iyi gidiyor. Biz birinci kamp olarak Erzurum'da başlamıştık, yaklaşık 12 gün orada çalıştık, iyi bir kamp ortamımız oldu. Yani orada da hem kaldığımız otel olsun ve çalıştığımız antrenman sahaları olsun, hepsi mükemmeldi. Bizim için iyi geçti. İki tane hazırlık maçımız vardı. Antalyaspor'la beraber kaldık. Genelde genç oyuncularımızı oynattık orada. Bir Hatayspor maçı oynadık. Orada da 2-1 kazandı bir maçta. Üzüldüğümüz tek şey Diallo'nun kolunun kırılması. O da yaklaşık 3-4 hafta aramızda olmayacak kolundaki kırıktan dolayı. Yani orada her şeye geçti. İkinci kamp etapı olarak da biz Bolu'yu tercih ettik. Daha önce de biz gençler olarak Ankara'cı olarak da buraya geldiğimiz bir kamp ortamıydı. Bildiğimiz bir ortamdı. Özellikle sahaların otele yakın olması bizim için önemliydi. Özellikle ulaşım benim için. Ulaşım da kolay sanırım hocam. Yani antrenman sahasına gidiş gelişlerimiz bizim için daha iyi oluyordu. Yani her şey iyi gidiyor. Genç bir dinamik kadro kuruyoruz. Yeni aldığımız yabancı arkadaşlarımız var. Kendi bildiğimiz takımımızın ki oyuncularımızı da tuttuk. Yani gençler bile olarak 1923'ten beri hep güzel işler yapan bir camia. Biz de bu sene bu kulübün teknik direktörü olarak yenilerini ekleyerek lige bir giriş yapmak istiyoruz. Hocam buraya gelmeye nasıl karar verdiniz peki? Biraz dinleyebilir miyiz detayları? Ankara Gücü'nde de çünkü iyi bir performans sergilediniz kendi adınıza, takımınızla birlikte. Ama bildiğiniz bir camiaya geldiniz. Yine Ankara ekibi. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ben 20 yıldır iki kulüp arasında gidip geliyorum. Hatta onun esprisini de yaptılar işte Beştepe'nin kaplanı diye. Ama ben çok sevdiğim rahmetli başkanımız ne zaman beni aradıysa ben hiçbir maddiyata önem vermeden hemen gidiyordum. Çünkü başkanın bana ihtiyacının olduğunu düşünüyordum. Biz geçen sene Ankara Gücü'nde de yani o camiada da 10 yıl çalıştım. Orası da büyük bir camia, orası da büyük bir marka. Nasıl Gençler Birliği taraftarıyla ya da Ankara Gücü taraftarıyla özdeşmişse de iki tane büyük camia, iki tane büyük Ankara'nın gücü de kulübü. Yani iki kulüpte 20 yıl çalışmak benim için de son derece mutluluk verici bir şey. Ya biz Ankara Gücü'ne geçen sene yaptıklarımızı yani anlatmaya yani çok uzun süre bunu yaşamak lazım. Biz orada çok güzel anılarımız oldu futbolcu grubuyla, yönetimine, başkanıyla, taraftarıyla. Biz orada işimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Yani o düştü denilen takımı kümede tutmuştuk. Biz hepimiz mutlu olduk. Gençliğimle gelişimizde de biz Ankara Gücü'nde önümüzü göremiyorduk. Ve başkanımızdan da müsaade alarak bizi isteyen başka kulüplerimiz de vardı. Ama biz Sayın Başkanımız Murat Bey bana telefonda Gençler Birliği'nde çalışmayı düşünür müsün diye bana açtığı telefondan sonra ben de başkanım sizin bu telefonunuzun üstüne hiç başka kulüplere görüşmeme gerek yok. Siz ne zaman istiyorsanız gelip oturup konuşuruz dedim. Sonra başkanımız ikinci kez beni aradığında gidip kendisine konuştuk. Hiçbir para pul ortamına girmeden her şeyi ben size bırakıyorum. Ben bu camiada Gençler Birliği'nde 10 yıl çalıştım ve bu camiada eğer ben Mustafa Kaplan olduysam burada en büyük emek rahmetli başkanımız İlhan Cavcam'ındır dedim. Ve benim de onlara bir sözüm vardı. Ben de öyle olunca da anlaştık. Her iki tarafta el sıkışarak yani bugün Gençler Birliği teknik direktörü olarak başladık. Başkana değindiniz hocam. Murat Başkan'la İlhan Başkan arasındaki ortak yönler neler? İkisini de çok iyi tanıyorsunuz. Çünkü İlhan Başkan'la baba oğul gibiydiniz eskiden. Sizden dinleyebilir miyiz aradaki farkı veya yani, artıları, eksileri nelerdir sizin için? Ya ben şunu söyleyeyim yani şimdi İlhan Bey başkanımız yani futbolun bir nevi çınarıydı. Yani yaptıkları ortada, Türk futboluna kazandıkları oyuncular ortada. İşte gençler bugünlere gelmesine en büyük pay sahibi Sayın Başkanımızındır. Yani başkanımızdan sonra Murat Başkanımıza geçtikten sonra ben başkanımızı yani Murat Başkanımızı da yaklaşık zaten 10-11 yıldır tanıyorum. Hacettepe'de sanırım. Hacettepe'de ben Arif Başkan'la ve Arda Başkan'la çalışmıştım. Yani Murat Bey şöyle söyleyeyim. Bir kere mükemmel bir insan. Gençler Birliği'ni çok seviyor. Futbolu seviyor.
Yani tıpkı babası gibi her gün kulübe gelip bizlerle konuşup toplantılar yapıp alacağımız oyuncuların ilgili olsun kendisine de seyrettiriyoruz. Yani futbolu seviyor, kulübü seviyor. Yani babasının izinde gidiyor diye söyleyebilirim. Yani Gençler Birliği rahmetli başkanımızdan sonra emin ellerdedir. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü kulübü seven, futbolu seven bir başkanımız var. Yani öyle olunca da işler daha da iyi gidiyor. Belki ilk senesinde şanssız bir ortam olmuştur ama bir sene sonra hemen çıkarmak her baba yiğitin yiğiti değildir. Bunda da çok büyük bir emeği olmuştur Murat Başkanımızın. Yani düştükten sonra takımı hemen şampiyon yapması, yaptığı fedakarlıklar maddi manevi ve takım bugün tekrar Süper Lig'dedir. Gençler Birliği geçmişte de yıllarca Süper Lig'de hizmet etmiştir. Şimdi tekrar bu sene çıktıktan sonra yine yıllarca Süper Lig'de hizmet edecektir. Hem futbola, Türk futboluna oyuncular kazandırarak hem göze hoş gelen futbol, iyi bir oyuncu kadrosu, yerlisini, yabancısıyla güzel işler yapacaktır. Hocam, Gençler Birliği'nin her yerinde bulundunuz. Scout ekibi, yardımcı antrenör, sportif direktör. Bununla ilgili de bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi teknik direktör olarak görev Ya yapıyorsunuz. o dönem başkanımız sürekli beni yanında istiyordu. Yani yeri geldiği zaman bizi antrenör olarak kullanıyordu. Yeri gelince scout olarak kullanıyordu. Yeri gelince teknik direktör olarak kullanıyordu. Yani en zor günlerde hep bize zor görevler vermiştir. Ben de riski seven bir adamım. Hiçbir zaman zorluklardan kaçmadım. Biz bunu Ankaragücü'nde de yaptık. Gençlerbirliği'nde de yaptık geçmişte. Ya ben İlhan abiyle benim babam gibiydi. Ben hiç onu kırmazdım. O bana ne derse ben tamam diyordum. Çünkü kulübün içerisinde bu tip bir adam beni bulmuştu ve 10 yılda bizden faydalandı. Biz de güzel işler yaptık. O da bize maddi manevi olarak her türlü desteği yaptı. Eğer biz bugün evimiz varsa, arabamız varsa, yani cebimizde biraz paramız varsa, bunda da en büyük emeklerden bir tanesi benim düşüncem. Birincisi İlhan Cavcav'dır, ikincisi Cemal Aydın'dır diye söylüyorum. Benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Ben iki tane büyük insan elinde büyüdüm. İlhan Cavcav ve Cemal Aydın. Şimdi de Murat Başkanım'dan geçmişte biz bir yıl çalıştık. Şimdi tekrar başladık. Benim çok değer verdiğim insanlar bunlar. Ha biz geçen sene Mehmet Giyiner'le de güzel anılarımız oldu. Güzel işlerimiz oldu. Ben ona da teşekkür ediyorum burada. Ama benim için iki tane önemli insan varsa birisi İlhan Cavcav'dır. İkincisi de Cemal Aydın'dır. Çünkü futbolu benim bir yerlere gelmemde bana çok büyük emekleri vardır. Örnek bir gün İlhan abi bana dedi ki Sao Paulo'ya uçacaksın demişti. Bir oyuncu için gitmiştim. Başkanım ben sizin için ölüme giderim demiştim. Benim o zaman İngilizcem de yoktur, Portekizcem de yoktur. Ama ben tek başıma Brezilya'ya gidip orada iki tane oyuncu alıp getirmiştim. Yani ben hep söylüyorum şunu. Ben eğer bugünlere geldiysem bana emeği olan insanlara ben teşekkür ederim. Güvenim. Ama çoğunda da ben tırnaklarımla kazıyarak buralara geldim. Sezon bittiği zaman ben sürekli yurt dışlarına giderim oyuncu izlemek için. Ya ondan dolayı da oyuncu profilim bayağı farklıdır benim elimde. Yani biz bunu hem gençler bile hem Ankara'da yıllarca yaptık. Takıma döndüğümüzde peki hocam, şu an eksik bölgeler neler? Oyuncu izliyorum dediniz, onun üzerine soruyorum. Nerelere takviyeler düşünüyorsunuz? Gençler Birliği'nin bu sene planı nedir, sizden öğrenebilir miyiz? Ya biz şimdi şöyle biz geçenlerde de söylemiştim. Biz önce bir altyapımıza ve pilot altyapımıza çok büyük önem vererek işe başlamak istedik ve altyapımızdan aldığımız oyuncularla hem birinci kampta hem ikinci kampta onu da arkadaşlarımızı da tekrar getirdik. Yani özümüze dönerek işler yapmak istiyoruz. Tabii ki alacağımız oyuncular da var. Biz bir işte kaleci arkadaşımızı aldık Diallo'yu. Kendisi Senegal milli takımda olduğu için şu anda aramızda değil. Fransa'nın Rennes takımında oynuyor. Bir sol bek Polamat'ı aldık. Şu anda bizimle beraber Saint-Étienne'den. O da Fransız. Biz stoper Zorge Töre'yi aldık Trabzonspor'dan. Bir stoper daha almayı düşünüyoruz o mevkide. Çünkü Mert Çetin'den ilgili gündemde dönen transfer dedikoduları var. Onun takdiri tamamen başkanımıza aittir. Yani Mert gidebilir mi diye düşünüyorsunuz. Biz bir stoper daha bakıyoruz. Orta sahada Hatayspor'dan Diallo'yu aldık. Bir orta sahada almayı düşünüyoruz. Bir sol önde bir yabancı arkadaşımız var. Büyük bir ihtimalle bitirdik ama onu şu anda net olmadığı için dile getirmiyoruz. İşte Giovanni Suyo'yu aldık Montpellier'den. Mats'ı aldık AZ Alkmaar'dan. İşte Sefa Yılmaz'ı aldık Altınoluk'tan. Altın. Biz şimdi bir orta saha bir de stoper transferi yaptıktan sonra transferimizi kapatıp yani yabancı sayısını çok fazla da tutmak da istemiyoruz. Şimdi onu diyecektim hocam. Yabancı Yani sayısını nasıl buluyorsunuz peki siz? Çünkü altyapılara önem veren bir teknik adam olarak düşüncenizi merak ediyorum. ya belki büyük takımlar için 14 tane yabancı normal gibi geliyor ama bizim gibi Anadolu takımlarında 14 yabancı lüks diye düşünüyorum ben. Ya biz 10 tane
Nokta transferlerde yabancı transferlerini yapıp geri kalanları Türk oyuncularımızdan faydalanmak istiyoruz. Çünkü biz yıllarca gençliğe bir ülke futboluna çok oyuncu kazandırdığı için ya bunda da benim de çok büyük katkılarım vardır gençliğimden getirdiğimiz, çıkarttığımız, sattığımız genç oyunculardan. Ya biz yine aynı şey yapmak istiyoruz. Hacettepe pilot takımımızdan işte 6 arkadaş aldık. Altyapıdan 2 tane arkadaşımız aldık. Özellikle 2003 doğumlu Abdullah U17 milli takımda oynayan arkadaşımız bizimle beraber. Ve onu da lig içerisinde kullanmayı da düşünüyoruz. 2003'te olmasına rağmen. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'ya bir baktığınız zaman oynattıkları 2003'lü, 2001'li, 2002'li, 98-97 doğumlu oyuncular Şampiyonlar Ligi oynuyor. Biz de Abdullah'a şans vermek istiyoruz. Nasıl geçmişte İrfanlara, Ahmetlere, Uğurlara verdiğimiz gibi. Burada da aynı şey yapmak istiyoruz. Yani biz 10 tane yabancı oyuncu, geri kalanı tamamen Türk yapmayı düşünüyoruz. Ama buradaki kampımız bittikten sonra tekrar bir değerlendirmek istiyoruz. Abdullah'tan bahsettiniz hocam. Ona da biraz detaylı değinelim mi peki? 2003 doğumlu çünkü. Ya neler Abdullah, bekliyorsunuz ondan? Çünkü siz futbolu okuyan bir teknik adam olarak ne düşünüyorsunuz onun geleceğiyle ilgili? Ben şimdi geçen sene Ankara'dayken Hacı Gençler Birliği'nin bir maçını izlemiştim. O 19, 17'nin. Ya dediler ki bir tane sol bek var. O da Abdullah'ın abisi, 2001 doğumlu. Biz o gün gittiğimizde yoktu. Abdullah'ı gördüğümüzde biz Gençler Birliği'nde anlaşınca ben Abdullah'ı kampa götüreceğimi hemen söylemiştim. Ve şu anda da zaten bizimle beraber. Yani Mert Çetin de aynı şekilde bizim çıkarttığımız U21'den alıp Hacettepe'de oynatıp sonra Gençler Birliği'ne verdiğimiz Berat Ayberk, Özberk de aynı şekilde. Bize Rahmetullah var aynı şekilde. Yani Soner var. Bir sürü oyuncumuz var burada. Ama tabii Abdullah 2003'te olduğu için bizim için önemli bir oyuncu. O da stoper oynayan bir oyuncu. Yani 2 yıl içerisinde ülke futboluna çok büyük katkısı olacak. Gençliğe birine maddi manevi olursa çok büyük faydası olacak bir oyuncumuz. Hocam altyapılara biraz değineceğiz ama isim özelinde de biraz gidelim istiyorum. Mert Çetin transferi konuşuluyor. Bu konuyla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Ya tabii o bizim için önemli bir oyuncu. Mert Çetin çok karakterli ve iyi bir futbolcu. Fenerbahçe ve Galatasaray gündemde olan bir oyuncu. Ama onunla ilgili bütün kararı başkanımız verecektir. Yani başkanımız, rahmetli başkanımız aynı şekilde böyle bir şey olduğu zaman kulübe eğer maddi kazancı varsa hemen hiç tereddüt etmeden satardı. Yani bununla ilgili kararı başkanımız Murat Bey verecektir. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediğini biz biliyoruz. Özellikle Fenerbahçe bu konuda bir adım önde. Görüşmelerdi. Ahmet Çalık da yeşil ışık yaktı şeklinde çıkan haberler vardı. O da Gençler Birliği'nde forma giyen başarılı bir oyuncu. Sizi de yakından tanıyor. Siz de onu yakından tanıyorsunuz ama bununla ilgili de sizin görüşünüzü alabilir miyiz? Ahmet Gençler Birliği'nde olursa ne kadar katkı gösterir veya takımınızda görmek istiyor musunuz? Ya Ahmet şimdi bizim oyuncumuz. Benim bu kulüpte profesyonel yaptığım bir oyuncudur. Yani oynattığımız bir oyuncu. İyi bir arkadaşımız. Biz Galatasaray'a satarken de kulübümüz iyi de bir gelir elde etmişti. Yani ben gönlüm ister ki inşallah Ahmet Galatasaray'da oynasın. Ama Galatasaray tabii 2 senedir Ahmet'ten pek fazla faydalanamadı. Bizim kulübümüzün özünü suyunu bilen bir arkadaşımız. Yani gençliğimle tekrar dönme gibi söz konusu olursa yani Galatasaray'a değer verme gibi bir şey olursa onun kararını oturup konuşmak lazım. Ama ben şunu söyleyeyim. Biz giden oyunculardan yani bu Ahmet ya da bir başkası da olabilir ama biz elimizdeki oyunculardan faydalanmak istiyoruz. Eğer Ahmet'le ilgili bir şey olursa da bizim başımızın üstünde yeri vardır ama onun kararını başkanımız oturup ona göre karar vermek lazım. Çünkü önümüzdeki stoperlerimizde yani Ahmet'ten aşağı kalır tarafları yok. Hocam çıkardığınız oyunculara da değindiniz böyle sohbet gibi oluyor diye aklıma geldikçe soruyorum. İrfancan Kahveci yakından tanıdığınız öğrenciniz olan bir oyuncu. Çok başarılı, istikrarlı şekilde şu an devam da ediyor Metropol Başakşehir'de. Avrupa'dan da teklifleri var. İrfan'ın neler yapacağını düşünüyorsunuz veya ne kadar ileriye bu performansını taşıyacağını düşünüyorsunuz? Ya İrfan bir kere şunu söyleyeyim. Çok zeki bir oyuncu. Ve çok da profesyonel bir oyuncu. Ben onu ilk U21'den Hacettepe'ye aldığımda İrfan'ın temposu çok düşüktü. Ben ona şunu söylemiştim. Futbolcu olmak istiyor musun? Evet hocam dedi. Hatta bir gün onu sol ayağına, yani ben sağ ayağını geliştirmek için onu sağ ayağını geliştiriyordum. Hep sol ayağına vurmak istiyordu. Senin sol ayağın zaten iyi dedim. Senin sağ ayağını geliştirmemiz lazım dedim. Ve bir de senin koşu temposunu maçın içerisinde devamını arttırmamız lazım dedim. Ama müthiş şekilde bizi dinledi. Sürekli çalıştı. Sabahları telefon açardı bana. Hocam ben kulüpteyim.
çalışabilir miyiz diye. Ben de tabii ki diyordum. Sabahları da gelip bizimle çalışırdı. Ve İrfan ikincilik görmeden, PTT görmeden direkt Süper Lig'e götürdüm ben Gençlerbirliği teknik direktörü olduğum dönemlerde. 5 kişi sanırım. Evet, 6 kişi götürmüştük. 6 kişi pardon. Yani Ahmet Oğuz vardı, Halil İbrahim Pehlivan vardı, İrfan vardı, Berat Tosun vardı, Çağrı Bülbül vardı, Uğur Çiftçi vardı. İrfan'da şöyle bir şey vardı. İrfan futbolu çok seviyordu. Ben onu bir gün dedim ki senin sol ayağın vardı. Türkiye'de dedim hangi oyuncuya benziyorsun? Yerli yabancı söyler misin dedim. Durdu. Bulamadı. Dedim ki sana dedim ben Alex'in videolarını oynadığı, attığı duran topları, attığı golleri hepsini sana bir klip şeklinde hazırlayayım. Sen bunları izle. Sen Türkiye'de ikinci bir Alex olursun. O yabancı sen de yerlisi olursun demiş. Nitekim de öyle oldu. Ama özü kalbi temiz bir arkadaşımız. Hak ettiği yerlerde bana göre üç büyüklere de gidebilir. Oradan da Avrupa'ya rahatlıkla gidebilir. Çünkü işini çok iyi yapıyor. Ve kendi geliştirmeye de devam kesinlikle ediyor. Açık geliştirmeye. Bir de onun onunla ilgilenen çok iyi bir ablasının olduğunu biliyorum. İrfan'ın evet, üzerinde sürekli titreyen, yönlendiren, her konuda yardımcı olan ablası var. O da onun için ekstra bir motive diye düşünüyorum. Hocam gençlerden gidiyoruz. Çok güzel sohbet oluyor. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Aynen. Sizinle ilgili şunu da merak ediyorum. Genel olarak Türkiye'deki altyapıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce neler yapılmalı? Çünkü şu an çok gündemde genç oyuncular, Türk oyuncular da oldukça revaçta ama sizden dinleyebilir miyiz? Yani altyapılarda neler yapılıyor, neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Ya bir kere bana göre altyapıya çok önem vermek lazım. Yani altyapıdaki çalışan hocalar arkadaşları maddi manevi mutlu etmek lazım. Teşvik etmek lazım. Yani bunları yönlendirmek lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Şimdi Y-Squad denen bir sistem var. Yani bütün takımlarda herkes kullanıyor. Yani altyapıda bunu farklı boyutlara getirebiliriz. Mesela şimdi biz gençler olarak bu sene bir ya Türk ama yurt dışında yaşayan bir Taşkın Hoca'yla altyapı sorumlusu olarak anlaştı bizim kulübümüz. Ya şimdi mesela şöyle baktığın zaman Trabzonspor'un çok iyi bir altyapısının olduğunu biliyorum. Bizim gençler birliğinin çok iyi altyapısı olduğunu biliyorum. Bu konuda Bursaspor'un çok iyi olduğunu biliyorum. Bursaspor'un o kadar iyi altyapısı olmasına rağmen geçen sene kendi kadrosuna Samet Hoca çok genç oyuncu bulundurdu. Ama onlar da tabii talihsiz şekilde küme düştükleri için şimdi belki PTT'de genç oyunculara daha çok şans vereceklerdir. Ama bunun en iyi meyvesini bana göre Gençler Birliği ve Trabzonspor çok yedi yıllarca. Özellikle geçen sene Trabzonspor, Ünal Hoca'nın yaptıkları kesinlikle takdir etmek gerekiyor. Genç oyunculara çok şans verdi ve bu sene de yine genç oyuncuları alarak ve iyi bir altyapısının olduğunu biliyorum Trabzonspor'un. Yani altyapıya çok eğilmek lazım. Bütün takımların eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya burada mesela Antalyaspor'da eski hocamız Sedat Karabük'ün çok iyi bir altyapıcı olduğunu biliyorum. Onlar da şimdi 2 senedir güzel işler yapıyorlar. Yani daha da altyapılara önem vermek lazım. Yani şimdi altyapıdan oyuncu çıkarıp oynatmak bana göre daha mantıklı diye geliyor. Ya da gidip işte bir 14 tane yabancı alıyorsunuz. Gelen 2 tane, 3 tane, 5 tanesini tutmadığı zaman ama altyapıdan aldığın oyuncuların bir tanesi tuttuğu zaman hem maddi hem manevi olarak sana kazançlar getiriyor. Gençleri bunu yıllarca yaptı ama şimdi yapan ülkemizde takımlar da var. Bunu daha da çoğaltmak lazım ama altyapıya çok önem vermek lazım. Tesisleşmeyi biraz daha arttırmak gerekiyor. Ya şimdi mesela biz geçen sene Ankara'da çalışırken altyapıdan oyuncular istemiştik. Ama altyapıdan gelen o hiçbir oyuncudan faydalanamadık. Ondan dolayı devre arasında 10 tane yabancı aldık. Şimdi bu sene sebebi neydi yararlı? Ya şimdi mesela o dönem altyapıda yaklaşık 3 yıldır sürekli oyuncular çıkıyor ama A takım seviyesine uyumadıkları için sıkıntı oluyor. Ama şimdi biz Hacettepe'den aldık 6 tane arkadaşı. Bugün 3 tanesini 4 tanesini Süper Lig'e koysan sırıtmadan oynarlar. Yani bizim en büyük avantajımız bu. Biz bu oyuncularımızın pilot takımımızın olması, orada oynamaları, bize gelmeleri bizim için bir ekstra güç oluyor. Hocam gençlerden sonra da biraz da profesyonellerden bahsedelim. Türkiye'de çok beğendiğiniz, keşke takımımda olsa, takımımda görmek isterdim dediğiniz bir oyuncu var mı geçtiğimiz sene özelinde? Yerli olarak mı? Yerli, yabancı ikisini de alalım şimdi sormuşken. Zaten yerli oyuncu takımlara baktığın zaman, ilk 11'e baktığın zaman ya bir tane oluyor ya iki tane oluyor. Onlardan birer tane alalım. Yani, bir tane alalım. Yani yabancı olarak ben şunu söyleyebilirim yani. Ben özellikle çalıştığım oyuncular için söylüyorum yani. Mesela Orgil'in bende olmasını isterdim. Yani bir Pazdan'ın olmasını geçen sene isterdim. Boyut geçen bir Boyut'un olmasını isterdim. Bir Kütsün olmasını isterdim.
Ama bizde burada o tip oyuncular olduğu için, bir de onlar Ankara için futbolcular olduğu için geçen sene bize çok katkılar oldu. Ama geçen sene Sivasspor'da benim çok beğendiğim Diabete'de bir oyuncu vardı. Bizde olmasını isterdim yani. Hem kenar, iki kenar oynayabilen, hem santrfor oynayabilen bir oyuncuydu. Yani bunun gibi bir sürü oyuncu sayabiliriz yani bizim ligimizde. Tabii şimdi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'den örnek vermeyelim. Zaten oradaki oyuncular hepsi dünya yıldızları. Ama aşağı indiğiniz zaman işte geçen sene Bursaspor biliyorsun bir sürü oyuncu transfer etti. Orada şu yabancı desem diyemezsiniz lazım. Yani ama bu tarafa geldiğiniz zaman Antalyaspor'un sağ beki Nazım'ı sayabiliriz. Akhisar küme düşmesine rağmen sağ bek Lopez'i sayabiliriz. Yani bir sürü oyuncu sayabiliriz benim beğendiğim oyuncularda. Zaten bir liste oyuncu kabarık ama şimdi biz bazılarının ismini verirken bazılarını da vermeyelim. Yani zorlamayalım. Her oyuncu kendine göre çok değerli ve çok önemli. Ama ben Başakşehir'de benim beğendiğim 4-5 tane oyuncu var. Tabii ki biz alamayız onları. Peki hocam, fazla da zorlamak istemiyorum. Peki geçtiğimiz sene teknik adam olarak siz elinizden geleni yaptınız Ankara Gücü adına da, Ankara Gücü camiası içinde. Ama diğer takımlara baktığınızda iyi bir performans sergilediğini düşündüğünüz teknik adam kimdi? Ya geçen sene bana göre Okan Hoca'nın çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Rizespor geçen sene iyi bir çıkış yaptı ikinci yarıda. Ünal Hoca'nın çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü o genç oyuncu grubuyla çok güzel işler yaptı. Ünal Hoca ile sanırım çalışmıştınız hocam. Ben Ankara'da Ünal Hoca'nın yardımcılığını yaptım. Çünkü Ünal Hoca bize yaklaşık 6-7 hafta kalmıştı. O dönem beraber çalışmıştık. Evet. Yani zaten geçen sene başarılı hocaları sayarsak bunun bir tanesi Okan Hoca'dır. İkinci yarı itibariyle söylüyorum. Bir tanesi Ünal Hoca'dır, bir tanesi de benimdir diye söylüyorum. Bunu içtenlikle söylüyorum. Çünkü biz o Ankara kulübün içerisinde yani o kadar işte oyuncusu gitti, şu oldu, bu oldu. İşte büyük sıkıntılar yaşadık. Sıkıntılar çektik. Ama biz çok karakterli oyuncuları bir araya getirdik. Bu da bizim şansımız da yaver gitti orada. Kurban oldum, Allah'ım da bize yardım etti. Ve güzel işler yaptık. Bir de iyi futbol oynayarak güzel işler yaptık. Tabii oradaki başlarda herkesin payı var. Ben bir tek Mustafa Kaplan ve ekibin değil. Bütün herkesin, başkanın kendine göre var. Taraftarın çok büyük desteği var. Ama geçen sene Trabzonspor, ben hep takdir ettim İnal Hocamı ve o takımı. Sonrasında da Okan Hoca çok güzel işler yaptı. Tabii Abdül Hoca da başarılıydı ama son 7-8 hafta bir sıkıntılar yaşadılar. Tabii geriden gelerek de şampiyon olan bir takımın hocası Fatih Hoca'nın da emeğini unutmamak lazım. Onu da tebrik ediyorum. Hocam milli takım? Ya milli takım şimdi bana göre doğruyu buldu. Yani şöyle doğruyu buldu. Yani Türkiye'yi bilen, Türk futbolunu bilen bir teknik adamla başladılar. Hatta Şenol Hoca da beni aramıştı kaleci Altay için. Ben o zaman da Şenol Hoca'yı milli takıma direkt alabilirsiniz hocam ama takdir sizin demiştim. Şenol Hoca geldikten sonra hiç olmazsa Türk futbolunu biliyor. Yıllarca milli takımda çalışmış. Ülke futbolumuzu biliyor. Futbolcu grubunu biliyor. Bana göre doğru yaptılar. Milli takımda çok başarılı olur Şenol Hoca ve ekibi. Onu içtenlikle söyleyebilirim yani. Hocam Altay dediniz. Altay Fenerbahçe'de birinci kaleci olarak sizce başlayacak mı? Başlarsa ne kadar verim alabilir Fenerbahçe? Sonrasında da son olarak Gençler Birliği taraftarına ve statla ilgili genel olarak düşüncenizi alalım. Sonra da toparlayalım isterseniz. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Ersun Hoca'yla daha önce çalıştım. Yani Ersun Hoca'yı iyi tanıyorum ben. O da cesaretlidir, işini iyi yapan bir teknik adamdır. Ben Altay'la başlayacağını düşünüyorum. Yani Altay'la eğer başlarlarsa Altay formayı aldığı zaman bir daha vermez diye düşünüyorum. Ama tabii orada şimdi kaleci Harun var. O da milli takım seviyesinde iyi bir kaleci arkadaşımız. Volkan zannedersem tekrar başladı. Yani üçünün de şansı eşit diye düşünüyorum. Altay da genç, 98 doğumlu. Yani Ersun Hoca'ya şans verirse formayı vermez diye düşünüyorum. Son olarak hedef nedir hocam? Sonra kapatalım. Son ya bizim gençler bir hedef her zaman şunu söyleyeyim yani. Birinci senemizde ligde güzel işler yapmak. Güzel puanlar toplamak. Yani iyi oyun, iyi sonuç. Bizim takdire şayan bir taraftar grubumuz var. Onlara layık olmak istiyoruz. Taraftarlarımızı arkamızda sürekli destek olarak görmek istiyoruz. Biz de onlara layık olacağız. Yani burada camiamız olarak Rizespor maçına lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Için.
Gençler Birliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'la birlikte keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Bolu kampında bize kendisi vakit ayırdı. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Röportajımızı burada noktalıyoruz.